Yorgun gibisin, hayırdır? Ya oğlum, ben dün geceye dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Çok içmişim. Sen de miydin ben? Yok, ben erken yattım. Oğlum, yukarı niye geçmiyoruz? Ya manzarası çok güzel. Ya yok, otur. Allah Allah. Gözümü bir açtım, arabada uyumuşum herifin evinin önünde. Alkolün gazıyla tabii. Hasta mısın oğlum sen? Ne arabası, ne herifi? Ne yaşıyorsun Ahmet ya? Yok bir şey, yok bir şey. Siz benim kariyerimi bitireceksiniz oğlum. Bak bakayım, ben hemen kaç para burada, bak. 3 lira. 3 lira. Ben sana diyorum ki Gazi diyorum, 27 bölüm diyorum, başrol diyorum. 3 liralık menemen mi benim kahvaltım? Kim bilir ne var lan içinde? Yumurta. Kalkar giderim. Yok yok, yumurta yok. Oğlum senin canın bir şeye mi sıkıldı lan? Hiç kendimizi geliştirmiyoruz Murat. Uzak doğu sporu, yabancı dil, at biniciliği, six pack, komple epilasyon. Hiçbiri yok oğlum bizde. Yürücüyüm oğlum ben. 6 yaşından beri at biniyorum lan. Yemin et, uzak doğu sporu. Wing Chun'da 3 tanım var. Adamı alırım, kulak memesinden duvara asarım çivisiz. Yabancı dil? Gürcüce. Epilasyonu hiç sorma, ona ben biraz karşıyım. Daha natürel seviyorum ama kadın olacak. Benim çok eksiğim var kardeşim ya, çok. Asıl dertlerine odaklan teyzemin evladı. Biz bu meslek hikayelerini ne yapacağız? Bak ben sana diyeyim. Blöf çekelim biz, dizi teklifi geldi diyelim. Bakalım ne yapacak hımbıl. Oğlum ben zaten şüphe etmeye başladım. Bak Star TV'ye diye kalktırıyorlar bunlar bize programı da. Tokat'ın Sesi TV'ye yapıyorlar kesin. Yerel kanal lan. Belki orada yayınlanıyor, haberimiz yok. Ya öyle bir şey olsaydı Abdurrahman enişten bana haber verirdi oğlum, rahat ol. Abine haber, afiyet olsun. Eyvallah Sadi, hoş geldin. Sadi, at biniciliği var mı sende? Çerkezim abi ben. At sırtında büyüdük. Ulan bir Kütahya'da mı yaygın değil at biniciliği? Herkes yörük anasını satayım, herkes. Ben at binemiyor olsam bu dönem dizisinde nasıl iş bulacaktım? Ya yok bir şey, kafası bir şeye bozulmuş paşanın. Atarı olana bağladı. Abiler, daha fazla moralinizi bozmak istemezdim ama bizim fragmanı izledim. Nasıl olmuş? Nasıl olmuş? Nasıl olmuş? Abiler, daha fazla moralinizi bozmak istemezdim ama diye lafa başlıyorum. Nasıl olabilir? Felaket ya, çok kötü. Yapma ya. Hani fragmandan anlaşıldığı kadarıyla bizim görüntü yönetmeni renk körü. Kameramanın da asıl işi başka iş, bu işi hobi olarak yapıyor. Ne diyorsun Sadi sen? Hani o sesçinin kulağında bir kulaklık vardı ya. He. $400 yard sık yapıyordu. He. O yalan o. He. Ya da bozuk. Bütün sesler hışır hışır. Mikrofon desen zaten floresan zırıltısı. Ucuz mal kullanıyoruz ya. Bir de galiba kurgucu yok, kurguyu Movie Maker'da yapmışlar. Ya hani böyle forumlardan video falan indirirsin de bilmem kimin upladığı yazar ya. Öyle fontlar var. Abartma Sadi ya, aman ya. Yani tamam biz de sevmiyoruz yapımcıyı da, abartma be oğlum. Düğün videolarındaki gibi yıldızlı geçiş var abi. Allah belasını versin o zaman o insanların ya. Kariyerimi bitirecekler oğlum, bir şey söylesene. Vallahi ne diyeyim Ahmet, takdir ilahi. Bak ilahi dedin de aklıma geldi Sadi. Müzikler? Müzikleri hiç sorma abi, müzikleri hiç sorma. Akapella yapacağız diye yola çıkmışlar belli ama bildiğin ağzıyla müzik yapmış. Godfather'ın müziğini yönetmeni ağzıyla yapmış diyordu yapımcı olacak hımbıl. Abi o adam yine yapmış. Bak hala kamyon kornası olarak kullanılıyor. Bizimki bildiğin fili fili fü, fili fili fi gibi bir şey. Sadi, sen şu an beceremiyorsun değil mi? Ben daha iyi yapıyorum abi, öyle söyleyeyim. O zaman 3. bölümü kapatın genç Trize. Oğlum ben taksiye girdim, araba aldım Murat. Bana ne lan, bana mı aldın? Ahmet ne 3'ü 5'i Allah aşkına ya? Benim izlediğim şey Star yayınlamaz. YouTube'a koy, YouTube yayınlamaz. Hadi abi, hadi abi. Hemen gidiyoruz. Ben bir toplantı ayarlıyorum. Sadece bende bozuk para yok, sen versene. Dublaj mı yapsam lan ben? Murat abi, yalnız ben bu hesaba yetecek kadar bozuk para kaldıramıyorum. Biliyorsun, belim ameliyat. Sadece lafını balla kesiyorum. Ahmetciğim, Engin Altan'ın paradan anlaşamadığı reklamları seslendirsem yeter lan bana, ha? Daha ne olsun oğlum? Paçalarından Robert De Niro kan adamım lan ben. Ne oldu lan? Bu nasıl bir laf lan? Ne bileyim oğlum, işte dilime dolanmış. Kötü mü ki? Deme lan bir de öyle şeyler. Şu an tüylerim diken diken abi. Tüylerim diken diken. Allah Allah. İyi söylemeyeyim bari böyle yalnız kalacaksan. Aşkın, aşkın, aşkın. Alo aşkın. Şimdi iyi dinle beni, bak biz oraya geliyoruz. Acil diyorum bu toplantı. Yapımcı mutlaka orada olsun. Murat Bey bu toplantının sonucuna göre devam edip etmeme kararı alacak diye. Bunu da mutlaka söyle. Sadi ben senin dizi izledim geçen, göremedim seni. Görmüşsündür ya. Görmüşsündür de tanıyamamışsındır. Çünkü benim böyle kafada miğfer var, altta at var, zırhlar falan. Gündelik hayattaki gibi değilim yani. Ben de sivilde kırtasiye işletiyorum değil mi Sadi? Aynı sektördeyiz oğlum, bana mı anlatıyorsun? Ne oynuyorsun sen orada? Sen o büyük savaş sahnesini izledin mi? İzledim. Önde deliler var, ilk saldıranlar, Serhat kulları.
Bildim. Sonra gönüllüler, sonra beşliler. Tamam. Topraklı süvari, tımarlı sipahi, akıncılar. Hoş geldin Sunay Akın. Sadede gel oğlum, sadede. Alo Tüla, iyi dinle şimdi beni bak. Bu Engin Altan'ın anlaşamadığı zeytinyağı markası vardı ya. Onlarla konuşsana ya, benim sesimi isterler mi? Bak 3-5 ne verirlerse anlaş. Ayçiçek yağı da olur. Bak tereyağı marketin gibi katı yağlarda 800'den aşağı katiyen konuşmuyorum. 800'de fitim yani. Hadi göreyim seni, tamam. Ahmet, biz senin arabaya gitmek için taksi falan mı tutsaydık lan? İşte oğlum araba burada. 3 kapılı mı aldın? Ne? 3 kapılı mı aldın? Himmel abi, bana da 3 kapılı araba alacaksın diye mi? 9998, 9999, 10.000. Ne var lan? Sadi, sırf bu yüzden aramızdaki en düşük kaşeyi sen alıyorsun, biliyorsun değil mi? Sevgili de yapamadı. Ne sevgilisi abi? Kariyerime odaklandım ben. Kariyerime. Sadi, kariyerine odaklandım. O zaman kardeşim şurada manzaralı alan var. Git hadi orada odaklan kariyerine. Ben öne bineceğim. Allah! Üç kapılı arabaya bineceğiz. Şunlara bak mesela. Ben bir kariyerime odaklanayım da siz daha çok yürüyeceksiniz.